Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Nibolu Savaşı'nın gelişimi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Nibolu Savaşı'nın sonuçları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Nibolu Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi açısından sonuçlarını ele alıp bu konuyu elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Haçlı ordusunun geçtiği yerde Müslümanları ve hatta Ortodoksları katlettiğini öğrenen Yıldırım Beyazıt çok öfkelendi. Soylular bir kenara ayrıldıktan sonra yere bir kazık çakıldı ve boyu bu kazıktan uzun olan tüm diğer esirler idam edildi. Nibolu Savaşı Osmanlı'nın ilk zamanlarında esirlerin öldürüldüğü tek savaştır. Ancak çocuk yaştaki Haçlı askerlerinin canı bağışlandı ve onlar da Müslüman olarak yetiştirilmek üzere Türk ailelerine gönderildi. Soylular ise fidye karşılığı serbest bırakıldı. Nibolu Savaşı'nda Türkleri ilk defa tanıyan ve Yıldırım Beyazıt'ın kumandanlığına ve kahramanlığına hayran kalan Korkusuz Cihan, esaretten kurtulursa bir daha Türklere kılıç çekmeyeceğine dair yemin etmiştir. Fidye karşılığında serbest kaldıktan sonra Yıldırım Beyazıt kendisini serbest çağırarak "Ettiğin yemini sana iade ediyorum. Aksine eğer şerefini koruyan bir adam isen silahını al ve Hristiyanlığın bütün kuvvetlerini aleyhime topla. Böylece bana kazanılmak için yeni fırsatlar tanımış olursun. Zira ben ancak Allah'ın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim" demiştir. Çok sonraları Timur, Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra Avrupa hükümdarlarına elçiler gönderecek ve onların yenemediği Beyazıt'ı kendisinin yendiğini övünerek bildirecektir. Nibolu Muharebesi'nden sonra Osmanlı akıncıları Macaristan içlerine girerek pek çok ganimetle döndüler. Balkanlarda Osmanlıları yenmenin mümkün olmadığını ortaya çıkaran bu savaş, Türk ve dünya tarihi açısından Osmanlıların Balkanlarda yenilemeyeceğini ortaya koydu. Vidin Prensliği de ilhak edilerek Bulgar Krallığı tamamen ortadan kaldırıldı. Şimdi kıymetli dostlarım, gelin Nibolu Savaşı'nın sonuçlarına buradan bakalım. Evet. Romeli'den söküp atmak isteyen ve Sırbistan önderliğinde toplanan Haçlı ordusu 1. Kosova Meydan Muharebesi'nde ağır bir mağlubiyete uğradı. 3. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Murat şehit olsa da Osmanlılar büyük bir zafer kazandı. Oğullarından Yakup olduruldu. Büyük oğlu Yıldırım Bayezid Osmanlı Devleti'nin 4. Sultanı ilan edildi. Kaynaklar Şehzade Yakup'un çokça sevilen bir şahsiyet olduğunu vurgulamaktadır. Bu sebepten Anadolu'da Şehzade Yakup'un boğdurulması yüzünden boşnutsuzluk meydana geldi. Bazı devlet adamlarının ilk günlerde Yıldırım Bayezid'e yüz çevirdiği dahi söylenir. Kosova Muharebesi'nden sonra devlet adamlarının Yıldırım'a tabi olmasıyla Sırbistan'ın tamamen fethedilmesi bekleniyordu. Ancak Anadolu beyliklerindeki hoşnutsuzluk Yıldırım'ı Sırbistan ile anlaşmaya etti. Kosova Savaşı'nda ölen Kral Lazar'ın vasisi olan küçük yaştaki oğlunun annesiyle anlaşmaya vardı. Sırbistan, Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi ödeyecek ve 20 bin askerini teçhizatlarıyla beraber Osmanlı yardımına her an hazır durumda tutacaktı. Sırbistan bu anlaşmadan memnun kaldı. Sırplarla yapılan bu barış Yıldırım Bayezid devrinde çok etkili oldu. Sırplar Nibolu Savaşı'nda Haçlılara destek vermedikleri gibi Ankara Savaşı'nda da Yıldırım'ın yanında yer aldılar.
Ayrıca ölen kral Lazar'ın kızı Desmina ile Osmanlı Sultanı evlendiler. Yıldırım Bayezid Bulgaristan'ın içine Akıncı ordularını soktu. Ve son birkaç parça kalan Bulgar yöneticilerini de bu topraklardan tamamen uzaklaştırdı. Ayrıca sultanlığını tebrik için gelen Venedikliler ile ticaret anlaşması yapıldı. Bu sırada Yıldırım Bayezid'in eniştesi Alaaddin Ali Bey, 1. Murad'ın vefatını haber alınca Beşiktaş'a saldırdı ve şehri ele geçirdi. Şehri ele geçirdiği gibi de Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyan oğullarını da Osmanlı'ya karşı isyan ettirdi. Yoluna devam eden Karamanoğlu Kütahya'yı da ele geçirdi. Sultan Yıldırım Bayezid, Sırbistan ve Konstantinopolis'ten aldığı ordu birliğiyle Anadolu'ya geçti. Sürükle ordularını ilerleten Bayezid, zorlanmadan Germiyan topraklarını ele geçirmeyi başardı. Aydın, Saruhan ve Menteşe beylikleri daha çok deniz gücüne sahip oldukları için Bayezid'in karşısına ordu çıkartamadılar. Aydınoğlu derhal Bayezid'e teslim oldu. Buradan Menteşe beyliği üzerine yürüdü ve savaşmadan bu beylikte Osmanlılara teslim oldu. Saruhan sancağını da ele geçirdi ve oğlu Şehzade Ertuğrul'u bu bölgelere sancak beyi tayin etti. Anadolu Beylerbeyi olarak da Kütahya merkez olmak üzere Kara Timurtaş Paşa atandı. Doğu Roma'nın Anadolu'daki tek varlığı Alaşehir Kalesi'ydi. Osmanlı ordusundaki Roma askerleri buraya saldırarak kaleyi Osmanlı ordusuna teslim ettiler. Bu fetihte dikkat çeken nokta bir Doğu Roma imparatorunun bir Doğu Roma şehrini Türkler adına fethetmesidir. Bu fetih tarihin kaydedebileceği en garip olaylardan biri sayılabileceği için önemlidir. Yıldırım Bayezid 1390 yılı sefer mevsiminde Anadolu'nun batısındaki tüm beylikleri ilhak ederek tamamladı. Kendisi de Ankara'ya çekildi. Kışı burada geçirdikten sonra 1391'de Karaman seferine çıktı. İlk olarak Hamidoğullarının elindeki Isparta'ya yürüdü ve Hamidoğlu Mustafa Bey Osmanlı'ya tabi oldu. Ve yerinde Sancak Bey olarak göreve devam etti. Daha sonra Karamanoğlu'nun ele geçirdiği Göller bölgesindeki şehirleri tekrar Osmanlı topraklarına kattı. Bölgeye diğer oğlu Şehzade İsa yönetici olarak atandı. Buradan Antalya üzerine ilerledi. Ve teki oğlu da Osmanlı'ya tabi olmayı kabul etti. Ve Osmanlı toprakları Akdeniz'e dayandığı gibi burada önemli bir liman olan Antalya Osmanlılara hizmet etmeye başladı. Yıldırım Bayezid Karamanoğlu topraklarına girdi. Bayezid'in bu teşebbüsünden çekinen Canlaroğlu ise Osmanlılara karşı Kadı Burhanettin ile ittifaka girişti. Alaaddin Bey, Canlaroğlu ve Kadı Burhanettin'den yardım istediyse de bu yardım çağrısı sonuçsuz kaldı. Osmanoğlu Konya üzerine hareket ederken Alaaddin Ali Bey şehirden kaçtı. Kuşatmada halka hiç zarar verilmedi. Osmanlı askeri diğer beyliklerin topraklarına girerken olduğu gibi Karamanoğlu halkına da mütevazi bir yaklaşım gösterince hiç zorlanmadan Konya'yı fethetti. Bu sırada Bayezid'in Anadolu'da seferde olduğunu fırsat bilen Efrak Boyovası Mirce sınırı geçip Osmanlı topraklarına saldırdı. Bunun üzerine Alaaddin Bey bir kez daha affedildi ve Osmanlı'ya karşı hareket etmeyeceğine yemin ederek topraklarında hüküm sürme hakkını bir kez daha elde etti. Ege, Adalar Denizi ve Akdeniz'de de Antalya deniz üssüne sahip olan Osmanlı Devleti, beyliklerin donanma faaliyetlerine tek bir sancak altında devam etmesini istedi. Gelibolu Kalesi sağlamlaştırıldı ve buraya bir tersane inşa edildi. Buranın yönetimine Saruca Paşa atandı. Saruca Paşa'nın 60 parçalık donanması ve beyliklerin donanması ile Ege Denizi'ndeki adalarda deniz seferi yapıldı. Donanma Sakız ve Eğriboz adaları başta olmak üzere birçok adaya baskın yaptı ve ganimetler ele geçirildi. Venedik ve Cenovalılara gözdağı verildiği gibi bu adalarda hububat ihracatı da Osmanlılar tarafından yasaklandı. Sultan Yıldırım Bayezid'in Karaman seferinde bulunduğu sırada Efrak Boyovası Mirce'nin Osmanlı topraklarına saldırması Bayezid'i bir Rumeli seferine meşgul etti. Akıncı birlikleri Nibolu Kalesi'nde toplandılar ve Duna Nehri'ni geçmeye başladılar. Edirne'de işlerini yola koyan Bayezid evindeki ordu ile Akıncı birliklerine katıldı. Efrak Boyovası Mirce Osmanlı ordusuna karşı hazırlıkları yapmış Arkuş Ovası'nda konuşlanmıştı. Yıldırım Bayezid ordusu ile savaş meydanına geldi. Osmanlı ordusu Efrak ordusunu mağlup etmeyi başardı. Efrak Boyovası esir edildi. Ancak bir müddet sonra Osmanlı'ya tabi ettiğini bildirip yine Osmanlı vasili olarak ülkesinin başına geçti. 1391 yılında vasal statüsüne düşen Efrak her yıl Osmanlı hazinesine 3000 duka aldın ve Macaristan'a sefere gidildiği takdirde asker temin edecekti. Ancak Mirce ülkesine döndüğünde anlaşmaya sadık kalmayınca Akıncıların gazabı da Efrak ile birlikte Macaristan'ı da vurdu. Efrak Savaşı'ndan sonra Bursa'ya gelen Sultan Yıldırım Bayezid, Frenklerin Rumeli kıyılarına karşı deniz seferi tertiplediğinin haberini aldı. Derhal ordusuyla Edirne'ye geldi. Rumeli kıyılarını vuran Frenk gemileri Selanik limanına devreleyince Bayezid Selanik'e yeni bir sefer ilan etti. Başlatılan sefer neticesinde Selanik şehri kuşatma altına alındı. Her ne kadar Frenklerin yardımı olduysa da Selanik kurtarılamadı ve Osmanlılar tarafından fethedildi. Buradan ilerleyerek Teselle şehirlerine girdi. Doğu Roma İmparatoru Yannis öldü. Yerine Yıldırım Bayezid ile Anadolu seferine çıkan 2. Manuel İmparatoru ilan edildi. Bu sırada Sultan Yıldırım Bayezid Macaristan üzerinde bir sefer hazırlığında bulunuyordu. Edirne'de Manuel tarafından Macar Kralı Sigismund'a mektup gönderen bir elçi yakalandı.
Mektupta Manuel bizzat Macar kralını Osmanlı seferinden haberdar ediyordu. Bu habere öfkelenen Bayezid Manuel'e bir mektup gönderdi ve şehirde bir Türk mahallesi ve cami yapılmasını emretti. Bayezid'in isteği reddedilince Konstantinopol kuşatma altına alındı. Bu kuşatma daha çok abluka şeklindedir ve Nibolu Savaşı'na kadar devam edecektir. Osmanlı ordusu İstanbul surlarına kadar olan tüm sahayı da fethetti. Manuel kuşatmanın ardından yıllık vergi ödemesini arttırdığı gibi şehirde Türk mahallesi ve cami yapımını da onayladı. Ayrıca Osmanlı devleti buraya kadı ataması yaptı. Macar kralı Sigismund kendisini Balkanların hakimi olarak görüyordu. Ancak koyu katolik olan Macaristan, Ortodoks Balkan halkının nefretini kazanmıştı. Dine hoşgörü ile yaklaşan Osmanlılar, Balkan halklarının inançlarına saygı duyuyorlardı. Sigismund, Evlat'tan geçip Nibolu Kalesi'ni kuşattı. Ancak buradaki halkın Osmanlı'ya olan bağlılığını görünce burada tutunamayacağını ve Avrupa'dan yardım almadan buraları ele geçiremeyeceğini anlayarak geri çekilmeyi uygun buldu. Yıldırım Bayezid, Abbasi halifesinden sultan ünvanı almıştı. Rumeli'de yaptığı fetihler Osmanlıların namını arttırmıştı. Şimdi Anadolu Birliği yolunda önemli adımlar atan Yıldırım'ın yanında Candaroğlu da müttefik olarak bulunurken birden taraf değiştirip Kadı Burhanettin'e yanaştı. Yıldırım Anadolu'ya Candaroğlu üzerinde sefere çıktı. Bu sefer aslında Karamanoğlu seferi dönüşünden sonra olacaktı. Ancak Birce'nin Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Rumeli'ye geçmişti. Sultan Yıldırım Bayezid kısa sürede Candaroğlu topraklarını Osmanlı hakimiyetinin altına almayı başardı. Diğer yandan Bayezid Kadı Burhanettin'e Candaroğlu'nun akıbetini bildirdiği gibi oğlu Çelebi Mehmet'i de Amasya seferine gönderdi. Çelebi Mehmet Amasya'yı Osmanlı topraklarına kattı. Yıldırım Bayezid oğlu Şehzade Ertuğrul'u Kadı Burhanettin'in üzerine yolladı. Tarihe 40 dilim muharebesi olarak geçen bu savaş 3 gün sürdü. Ve Osmanoğlu yenildiği gibi ordu komutanı Şehzade Ertuğrul da bu savaşta öldü. 40 dilim muharebesini kazanan Kadı Burhanettin'in ünü Anadolu'da artmaya başladı. Kadı Burhanettin Amasya'yı kuşatma altına alınca Çelebi Mehmet 30 bin kişiyle buraya yürüdü. İkinci bir muharebeyi göze alamayan Kadı Burhanettin Sivas'a çekildi. Ve Çelebi Mehmet Amasya Sancakbey oldu. Konstantinopol'de İmparator 2. Manuel, Yıldırım'ın izin vermediği bir işe kalkmıştı ve yeniden İstanbul'un surlarını onarmaya başladı. Yıldırım buna mukabil Anadolu kısmına boğazın en dar yerine Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Ardından Çandarlı Ali Paşa'yı 2. İstanbul kuşatmasıyla görevlendirdi. 1395 yılında Çandarlı Ali Paşa İstanbul'u 2. kez kuşatma altına aldı. Ancak Avrupa'da Haçlı ilerleyişi Osmanlı'ya karşı başlayınca bu 2. kuşatmada kaldırıldı. Avrupa'da yeni bir Haçlı ordusu toplanmaya başladı. Türklerin Ege Denizi'ndeki faaliyetleri ve Balkan devletlerinin üzerindeki etkisi günden güne artıyordu. Diğer yandan da 5 yıldan beri İstanbul kuşatma altındaydı. Macar kralı Sigismund gücünün tek başına Osmanlı'ya yetmeyeceğini biliyordu. Avrupa'nın birçok ülkesi bu sefere destek verdi. 120 bin ila 200 bin arası değişen bir ordu meydana getirildi. Yıldırım Bayezid önderliğindeki Osmanlı ordusu 70 bin kadardı. Haçlı ordusu Tuna Nehri'nin kıyısından ilerledi. Önüne çıkan Türk yerleşkelerinde de acımasız katliamlar yaptı. Binlerce Müslüman ahaliyi kılıçtan geçirdiler. Venedik her ne kadar Haçlı ordusunda yer alsa da Osmanlıların tarafını tutuyordu. Zira ticaret burada Osmanlılarda dönüyordu. 1396 Eylül'ünde Nibolu Kalesi'ni kuşattılar. Kale komutanı Doğan Bey kuşatmaya karşı ısrarla direndi. İstanbul kuşatmasında bulunan Yıldırım Bayezid ordusuyla Edirne'ye ardından Tırnova'ya ulaştı. Yıldırım Bayezid Haçlı ordularının beklemediği bir sürede hızlıca savaş mevkiine intikal edince birden paniğe kapıldılar. Orduda Bayezid'in Haçlı ordusundan korkup Memlük Sultanı'na sığındığı dedikoduları dolaşıyordu. Ancak aksine Bayezid tüm orduya hakim bir şekilde düşmanın karşısında. Türklerin geleneksel savaş düzeni olan hilal taktiğiyle düşman kısaca çekildi. Kahramanlık gösterisi yapmak isteyen Fransızlar uyanıyordu ve imha edildiler. Haçlı ordusu Yıldırım Bayezid tarafından kısa sürede imha edildi. Tuna Nehri üzerindeki Haçlı donanması da Osmanlı birlikleri tarafından batırıldı. Sigismund kaçmayı başardı. Sırp despotu Stefan Lazarevic bu muharebeye Osmanlı ordusunun yanında katılmış ve oldukça yararlı olmuş ve kahramanca dövüşmüşlerdi. Bu savaştan geriye kalan en büyük söz Sultan Yıldırım Bayezid tarafından söylendi. Esir edilen Hospitaller Şövalyesi Korkusu Çin bir daha Türklere karşı kılıç savurmayacağı için yemin etmişti. Yıldırım Bayezid kendisine şu sözlerle cevap verdi. Bana karşı bir daha silah kaldırmayacağına dair ettiğin yemini sana bağışlıyorum. Bilakis şerefini kurtarmak üzere bana karşı Hristiyanlığın bütün kuvvetlerini topla. Yeniden gel. Bana şan ve şerefimi arttırmak için yeni fırsatlar bahşet. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Nibolu Savaşı'nın sonuçları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konumuz ise Aksak Timur ve Ankara Savaşı konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta Ankara Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta
Yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.